Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Evet, merhaba arkadaşlar, ben Adem Ucunuz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yine çarpanları ayırma ile ilgili sorular çözüyoruz arkadaşlar. Öğretici test 3'ün soru çözümüne başladık. Birinci soruyla başlayalım. Evet, sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Karışık bir ifade varmış. Sadece sadeleşmiş halini istiyor bizden. Buraya arkadaşlar düzenleme, yani ortak çarpan parantezini alacağız. Gerekirse iki kare farkı uygulayacağız. Sadeleştireceğiz, parçalayacağız, böleceğiz. İfademizi sonuçlandıracağız. Peki, şöyle başlayalım arkadaşlar. Şimdi şu a kare eksi 4 sayısı 2 kare farkı olduğundan dolayı şu 4 sayısı 2'nin karesidir. O yüzden ben bu ifadeyi a eksi 2 a artı 2'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. Eksi 8 bölü şu ifade arkadaşlar a kare ile 2a ortak çarpan parantezi, yani a parantezine alınırsa burası da a artı 2 olacak. Ben burada payda işleyeceğim arkadaşlar. Hemen paydalarını da eşitleyelim. Burada arkadaşlar bizim a sayımız yok. Buraya a sayısıyla genişleteceğim. Burada da arkadaşlar a eksi 2 çarpanımız yok. Burayı da a eksi 2 ile genişlettik. Çarpı. Şimdi şu ifadeyi arkadaşlar ben ikinci ifadenin pay kısmını yine a parantezine alırsam burası a eksi 2 olacak. Bölü 4 eksi a. Artı 3a bölü a artı 2'ye eşit. Şimdi arkadaşlar tabii ki öncelikle işlem çarpma. Yani şurada önce toplama yapamayız. Şu parantezi sonuçlandırdıktan sonra ifade ile çarpacağız. Peki payda işlediğimiz zaman arkadaşlar burası a kare eksi, eksi 8 ile biz a'yı çarptık. Eksi 8a. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarparsak burası da 16'ya eşit. Artı 16. Bölü ortak payda a çarpı a eksi 2 çarpı a artı 2 olacak. Çarpı a çarpı a eksi 2 bölü 4 eksi a sayısı artı 3a bölü a artı 2. Şimdi arkadaşlar şu a ile a çaprazlama birbirini götürdü. A eksi 2 ile a eksi 2 birbirini götürdü. Şimdi şu a kare eksi 8a artı 16 arkadaşlar aslında a eksi 4'ün karesinin açılımı bölü alt tarafta bir tane a artı 2 sayımız kalmıştı. Çarpı şurada da arkadaşlar bütün sadeleştirme işlemleri yapıldıktan sonra burası da 4 eksi a sayısı oldu. Artı 3a bölü a artı 2. Şimdi arkadaşlar kareli ifadeleri biz şöyle yazabiliriz aslında. Yani birinci ifade ile ikinci ifade yer değiştirebilir. Yani burası 4 eksi a'nın karesi şeklinde de yazılabilir. A artı 2 çarpı 1 bölü 4 eksi a artı 3 a bölü a artı 2. Şimdi arkadaşlar yer değişikliğini aslında ben şu çaprazdaki ifadeyle sadeleştirmek için yaptım. Görmeniz için. Şu ifade ile şu ifade aslında bir tanesini yok edecektir. Geriye 4 eksi a bölü a artı 2 kalacak. Artı 3 a bölü a artı 2. Paydaları aynı olduğundan düzenlersek burası 4 artı 2 a bölü ortak payda a artı 2 kalacak. Üst tarafı 2 parantezin alırsak 2 artı a bölü a artı 2. Bu ifadelerde birbirini sadeleştirirse doğru cevabımız 2 olarak bulunur. Ceyhan seçeneği olacak cevap. Evet, ikinci sorumuz. A sayısı 14.4, B sayısı 3.2. Bizden bir ifade vermiş ve o ifadenin sonucunun kaç eşit olduğunu söylüyor. Şimdi klasik mantıkla A gördüğümüz yeri 14.4, B gördüğümüz yeri 3.2 yazmıyoruz. Şimdi burayı birazcık düzenliyoruz. Nasıl düzenleyeceğiz? Öncelikle şurada tam kare açılımı yapacağım arkadaşlar. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4 tane AB olur.
İkinci ifadenin karesi yani 4 b kare eksi 8 tane ab bölü. Ben burayı da 4 parantezine alırsam a eksi 2 b olacak. Şimdi burayı biraz daha toparladım ben. A kare 4 ab ile eksi 8 ab'yi toplarsak burası eksi 4 ab olacak. Artı 4 b kare bölü 4 çarpı a eksi 2 b. Şimdi dikkat ederseniz üst taraf tam kare açılımı. Kimin tam kare açılımı? A eksi 2 b'nin tam kare açılımı. Bölü 4 çarpı a eksi 2 b. Şimdi şu ifadeyle bir tanesi gitti geriye. A eksi 2 b bölü 4 kaldı. Şimdi değerlerini yerine yazabiliriz. 14.4 sayısından eksi b'yi 2 ile çarptığımız zaman burası 6.4 olur. Bölü 4. 14.4'ten 6.4'ü çıkartıp burası 8 bölü 4. Yani sonucumuz 2 gelecektir. Sonuç Edirne seçeneği arkadaşlar. Evet, diğer sorumuz 5a artı 7 bölü 2b sayısı 20'ye eşit. Bizden 2a artı 7 bölü 5b'nin değerini istiyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şu birinci ifadede payda eşitlersem yani çaprazlama çarpıyorum bunları. 5 tane a ile 2 tane b'yi çarpacağım. Burası 10 tane a çarpı b olacak. Artı 7 bölü 2b sayısı eşittir 20. İçler dışlar çarpımı yaparsak burası 10 tane ab artı 7 eşittir 40 tane b'ye eşit olacak. Peki buradan arkadaşlar biz aslında ab'yi çekeceğiz ama şu ifadeyi de bir düzenleyelim. Ben şu istediği ifadede çaprazlama çarparsam burası 10 tane a çarpı b artı 7 bölü 5b'nin değerini istiyor bizden. Şimdi ben şuradaki 10 çarpı a çarpı b değerini yalnız bırakırsam burası 40b eksi 7'ye eşit olacak. 7'yi karşıya attım. Ve şu benden istediği denklemde yerine yazıyorum. Şu ifadenin yerine 40b artı eksi 7 artı 7 var burada bölü 5b. Eksi 7 artı 7 birbirini götürdü. Burada 40b bölü 5b sayısı kaldı. 40b'de 5b'nin tam 8 katı olduğundan doğru cevabımız Adana seçeneği olacak. Evet, diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi x üzeri 6 artı 26x küp eksi 27 ifadesinin çarpanlarından birisi değildir? Şimdi arkadaşlar bu soruları şöyle yapalım isterseniz. Birçok öğrencimiz bu soru şeklini çözmeye alışkın. Değer vererek çarpanlarını kontrol etme. Şöyle yapalım, kolay sayılar verelim. Yani çok büyük sayılar verip de işin içinden çıkmayacağız gibi bir durum ortaya çıkmasın. Ben x'e 2 değerini versem, x'in 2 veriyorum. 2'nin 6. kuvveti artı 26 çarpı 2'nin küpü eksi 27. 2'nin 6. kuvveti 64 artı 26 ile 8'i çarpacağım, 27 çıkartacağım. 26 ile 8'i çarparsak arkadaşlar 6 kere 8 48 elde var 4. 8 kere 2 16 4 elde vardı 20. Yani 64 artı 208 eksi 27 olacak. Burası da arkadaşlar 208 ile 64'ü topladık. Burası 272. 272'den 27 çıkarsa 7'den 2 çıkmaz. 12'den 7 çıktı 5. Komşudan elde gitti. 6'dan 2 çıktı 4. 245 kaldı. Şimdi ben x'e 2 vermiştim. X'in 2 yazarsam şu birinci çarpan arkadaşlar. Yani a dediğimiz ifade 5 olur. B dediğimiz ifade 2 eksi 1'den 1'e eşit. C dediğimiz ifade 2 artı 1'den 3'e eşit.
D şıkkı arkadaşlar 2'nin karesi artı 2 artı 1. Yani 7'ye eşit. E şıkkı da 2'nin karesi eksi 3 çarpı 2 artı 9. Burası 4. Burası eksi 6 artı 9. Düzenlersek arkadaşlar burası da 7 gelecek. Şimdi 245 sayısı hangi sayıya bölünmez arkadaşlar? 5 sayısına bölünür, 1'e bölünür. 3'e bölünür mü arkadaşlar? 245 dikkat ederseniz 3'e bölünmez. 7'ye bölünür mü? Onu bir kenarda kontrol edelim. 24'te 7, 3 kere var, 21 olur. Kalan 3, 35'te 5 kere olacak. 7'ye de bölünür. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacaktır. Yani bu ifade x artı 1'e bölünemez arkadaşlar. Evet, gelelim bu sorumuzdan. 195 çarpı 197 eksi 193 çarpı 196. Dikkat edersek arkadaşlar bu sayılar 3 basamaklı sayılar. Şimdi 3 basamaklı sayıyla 3 basamaklı sayı çarpmak kolay bir şey değil. Şimdi ben burada değişken değiştirmesi yapacağım. En küçük sayımız arkadaşlar bu grup içerisinde 193 olduğundan dolayı 193 sayısına x dersem, x olsun diyelim. Şimdi 195 sayısı 193'ün 2 fazlası olduğundan 195 sayısı x artı 2 olacak. Çarpı x artı kaç diye tanımlayabilirim arkadaşlar 197'yi? 4 fazlası olduğundan ben bunu da x artı 4 diye yazdım. Eksi 193 sayısı x'ti çarpı 196 sayısı bunun 3 fazlası, yani bu da x artı 3 olacak. Çarpma işlemini yaparsak arkadaşlar şurada dağılma işlemini yapıyorum. Burası x kare artı 4x, 2 çarpma şeklinde dağıtırsam burası da 2x artı 8 olacak. Şu ifadeyi dağıttım arkadaşlar. Burası da eksi x'i çarparsak eksi x kare eksi 3x olacak. X kareli ifadeler birbirini götürdü. 6 tane x'ten 3 tane x çıktı. 3x artı 8 kaldı. X'in değeri arkadaşlar 193'tü. Ben 193 ile 3'ü çarpacağım. Çarpma işlemini yaparsak 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 elde var 2. 579. 579'a da 8 eklersek burası 7, burası 8, burası 5. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz. A kare eksi 5A artı 5 sıfıra eşit. Bizden arkadaşlar A eksi 5 bölü A ifadesinin pozitif değerini soruyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bize verilen ipucunda ben tamamını a'ya bölüyorum. Eşitliğin sağ tarafında a'ya böldüm. Evet, a kareyi a'ya böldüm. Burası a'ya eşit olur. 5a'yı a'ya böldüm. Burası eksi 5. Artı 5a'ya böldük. Burası da 5 bölü a eşittir 0. Şimdi eksi 5'i karşıya attım. Burası a artı 5 bölü a sayısı eşittir 5 olacak. Şimdi şu benden istenilen ifadeye m diyeyim arkadaşlar. Ben m'yi bulacağım. Şimdi şu düzenleme işlemi yaptığım ifadede her iki tarafın karesini alırsam birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi eşittir 25. Şimdi burada a'lar birbirini götürdü. Burası toparlarsak a kare artı 25 bölü a kare sayısı 2 ile 5'in çarpımı 10. Eşitliğin karşı tarafına geçerse çıkartırsak burada 15 kalacak. Yani a kare artı 25 bölü a kare 15'e eşit. Şu bizden istenilen ifadede arkadaşlar m demiştik. Her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi eksi birinci çarpı ikincinin iki katı artı ikincinin karesini alırsak 25 bölü a kare eşittir m kare.
A'lar birbirini götürdü. Burası a kare. Üçüncü terimi birinci terimin yanına getirdim. Burası 25 bölü a kare. Eksi 10 eşittir m kare olacak. Şu ifadenin değerini bulmuştuk. Bu ifadenin değeri arkadaşlar 15'e eşit. 15'ten 10 çıktı eşittir m kare. 5 eşittir m kare. Karesi 5 olan sayı arkadaşlar pozitif değerini istediğinden dolayı kök 5 olarak bulunacak. Cevabımız Denizli seçeneği. Evet, son sorumuzda arkadaşlar. Videolara devam ediyoruz. Yine bundan sonraki videomuz çarpanları ayırma. O zamana kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bol bol ders izleyin. Hoşça kalın.